Denizdeki yeni avcı İHA Alay, Saha Expo'da ortaya çıkacak. Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan Talay, 3 saate kadar havada kalabilirken karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı, İHA, iddiasına sahip Talay, ilk kez Saha Expo'da tanıtılacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Saha Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 20-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bugüne kadar çeşitli insansız hava aracı projelerine imza atan ekibin bir araya gelmesiyle kurulan Solidaero, askeri ve taktik uygulama amaçları için özel olarak tasarlanmış insansız hava aracı sistemleri ve çözümleriyle fuarda yer alacak. Yenilikçi tasarımlara imza atan Solidaero, dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı iddiasına sahip Talay'ı ilk kez Saha Expo'da sergileyecek. Fuarda birebir modeli yer alacak Talay, 2,60 metre kanat açıklığı, 2 metre gövde uzunluğu ile deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirildi. Talay, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak. Talay, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek, deniz üzerinde hızlı müdahale gerektirecek görevleri yerine getirebilecek. Talay, sudan yalnızca 30 santimetre yükseklikte uçabilme kapasitesine sahip bulunuyor ve 150 metreye kadar irtifa alabiliyor. Bu özelliklerin deniz operasyonlarına yeni bir boyut kazandırması ve küresel pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Talay'ın operasyonel seyir irtifası da 3-5 metre arasında yer alıyor. Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan Talay, saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor. 3 saate kadar havada kalabilen Talay, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle Talay, çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyor ve operasyonel esnekliği artırıyor. Talay, ağırlığının yarısına karşılık gelen 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sistem ve uçuş testleri devam eden Talay'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor. Yüksek yerlilik oranına sahip Talay'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEİ ile çalışmalara başlanacak. Talay, gelecekte daha gelişmiş versiyonlarıyla da dikkat çekecek. Özellikle deniz karakolu modeli, daha geniş bir kanat açıklığına sahip olacak ve uzun süreli keşif, gözetleme ve deniz devriye görevlerinde kullanılabilecek. Bu modelin, yerli motor entegrasyonu sayesinde daha fazla otonomi ve düşük bakım maliyetleri sunması hedefleniyor. TEİ ile işbirliği halinde geliştirilecek yerli motor, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. Solidaero yetkilileri, Talay'ın gelecek dönemde farklı senaryolara uyarlanabilir bir platform olacağını vurguluyor. Özellikle, denizden karaya operasyonlar, istihbarat toplama ve sınır güvenliği gibi alanlarda Talay'ın kritik bir rol üstleneceği belirtiliyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti, Talay'ı sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı görevlerinde de etkili bir unsur haline getiriyor. Bunun yanı sıra, Talay'ın modüler yapısı sayesinde çeşitli elektronik harp ve sensör sistemlerinin entegre edilebilmesi, onu çok yönlü bir operasyon aracı yapıyor. Bu özellik, hem yerli savunma sanayinin kabiliyetlerini artıracak, hem de Türkiye'nin deniz aşırı operasyonlarda etkinliğini güçlendirecek. Savunma sanayi uzmanları, Talay'ın uluslararası pazarda da büyük bir ilgiyle karşılanacağını öngörüyor. Özellikle denizcilik ve savunma alanında küresel oyuncuların, Talay'ın sunduğu düşük radar görünürlüğü, yüksek manevra kabiliyeti ve uzun operasyon süreleri gibi avantajlarla ilgileneceği tahmin ediliyor. Talay, Türkiye'nin İHA teknolojisinde ulaştığı noktayı gösteren yeni bir kilometre taşı olarak,
sadece yerel pazarda değil, küresel arenada da rekabetçi bir konuma yerleşmeye hazırlanıyor. Talay'ın küresel pazardaki potansiyeli, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve denizcilik odaklı savunma stratejilerine sahip devletler tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek hareket kabiliyeti ve çok amaçlı kullanımı sayesinde Talay, bu ülkelere maliyet etkin ve verimli bir çözüm sunuyor. Özellikle kıyı güvenliği, deniz devriyeleri ve hızlı müdahale gerektiren operasyonlar için ideal bir platform olarak öne çıkıyor. Solid Aero'nun geliştirme ekibi, Talay'ın gelecekte deniz operasyonlarının vazgeçilmez bir unsuru haline geleceğini öngörüyor. Talay'ın donanımları arasında bulunan gelişmiş elektrojoptik sistemler, yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkanı sunarak, düşman hareketlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit etme yeteneği sağlıyor. Ayrıca, elektronik harp kapasitesi ve sinyal kesici sistemlerle donatılması da Talay'a, benzersiz bir taktiksel avantaj kazandırıyor. Talay'ın önemli özelliklerinden biri de kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek otonomi kapasitesi. Operatörler, yer kontrol istasyonlarından Talay'ı uzaktan kolayca yönetebilecek, bu da operasyonel yükü azaltırken operasyonel etkinliği artıracak. Yüksek teknolojili yazılımlar sayesinde Talay, gelişmiş rota planlaması ve engellerden kaçınma kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Bu, özellikle yoğun ve tehlikeli operasyon bölgelerinde güvenliği artıran önemli bir avantaj. Gelecekte Talay, deniz kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına göre silah sistemleriyle donatılarak saldırı operasyonlarına da katılabilecek. Deniz üzerindeki düşman unsurlarını etkisiz hale getirmek, kıyı hedeflerini vurmak veya deniz mayınları ve tehditleri temizlemek gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılabilecek. Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini uluslararası arenada daha da güçlendirecek olan bu platform, sahadaki caydırıcılığını artıracak. Sonuç olarak, Talay'ın Saha Expo'da tanıtımı, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin stratejik vizyonunun bir yansıması olan Talay, ulusal güvenliği sağlamak ve denizler üzerindeki egemenliğini pekiştirmek için tasarlanmış bir teknoloji harikası olarak, gelecek yıllarda sahada büyük başarılar elde etmeye aday.